Ben yokken aracın içini gereksiz eşyalarla doldurmuşlar. Öncelikle bu eşyalardan kurtulmalıyım. Daha rahat çalışabilmek için koltukları söküyorum. Bu koltuklar göründüğünden ağır. Böyle bir işe girişecekseniz yardım istemelisiniz. Koltukları çıkardıktan sonra çalışmayan güneşlik olup olmadığını kontrol ediyorum. Sadece bir tane güneşlik bozulmuş. Transporter'ı yıkattıktan ve koltukları söktükten sonra sütun döşemelerini sökmeye başlayabilirim. Bunun için önce emniyet kemerlerinin bağlantılarını gevşetmem gerekiyor. Bu işlemi lokma takımı kullanarak yapıyorum. 18 mm veya 19 mm lokma işimi görecektir. Bu küçük turuncu levyeler sayesinde döşemeye ve tırnaklara zarar vermeden döşemeyi söküyorum. Döşemeyi söktükten sonra emniyet kemeri somununu sıkmadan yerine tutturuyorum. Bütün işlemler bittikten sonra sıkabilirim. Diğer döşemeler için de aynı işlemleri tekrar ediyorum. Bu döşemeler oto yıkamada hatalı temizlendiği için kabarıp kalkmış. Zaten döşemeler de iyice kirlenmişti. Daha açık bir renk ile kaplamayı istiyorum. Beyazın tonlarında bir döşeme güzel olurdu açıkçası. Burada ise Allen anahtarı kullanıyorum. Vida çok sıkı ve anahtarın kuvvet kolu kısa olduğu için vidaya yeterli torku uygulayamıyorum. Bu kolu uzatacak bir boru kullanarak vidaya daha fazla torku, daha az kuvvet harcayarak uygulayabilirsiniz.
Söktüğüm parçaların kaybolmaması ve zarar görmemeleri için poşete koyup ortadan kaldırıyorum. Sütun döşemelerini söktüm. Bunlar oldukça kötü durumda. Beyaz kadifemsi kumaş ile kaplamayı istiyorum. Bagaj kapağı üzerindeki döşeme de kötü durumda. Onu da söküp bej rengi dayanıklı folyo ile kaplamayı istiyorum. Döşemeyi yerinde tutan her şeyi söküyorum. Döşemeyi söküp çıkardım. Kaplamak için kullanacağım malzemeler bu kadar. Önce döşemeyi sabunlu su ile temizliyorum. Kaplamanın yapılacağı yüzey temiz ve nemli olmalı. Ardından döşemeyi sabunlu su ile tekrar ıslatıp ilk parça folyoyu yapıştırmaya başlıyorum. Bu folyo kendinden yapışkanlı olduğu için montajı zor değil. Sabunlu su ise hata yapsanız dahi söküp düzeltmenizi sağlıyor. Ve hava boşluğu kalmadan işlemi yapabiliyorsunuz. Bu folyo darbelere ve çizilmelere dayanıklı olduğu için biraz kalın. Bükmek çok zor, bu sebeple sadece bagaj döşemesi gibi düz zeminlerin kaplanmasında kullanabiliyorum. Kalan hava boşluklarını da yanlara doğru iterek çıkarıyorum. Döşeme üzerine takılan parçaların yerlerini açmak için oldukça keskin bir neşter kullanıyorum. Bunu kullanacaksanız çok dikkatli olmalısınız. Sütun döşemelerinin üzerindeki gri döşemeleri sabunlu suyla ıslatıp söküyorum. Bunlar da aynı şekilde kaplanacak ama beyaz kadife vinil kullanacağım. Döşemeleri tekrar araç üzerine takmadan önce yerlerini temizliyorum. Bozuk olan güneşliği de söküp çıkarıyorum. Bunun içinde bir yay sistemi var ve yay paslanıp zamanla kopuyor. Değiştirilmesi gerekiyor.
Döşemelerin hepsini yerlerine taktım. Sütun döşemeleri düşündüğümün aksine çok güzel görünüyor. Ama bagaj döşemesindeki bej renk pek uyumlu olmadı sanki. Belki de bagaj döşemesini de beyaz kaplamalıyım. Şimdilik yapacaklarım bu kadar. Bu işin maliyeti 150 lira tuttu. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.